o kafirler misal veriyor da, onun için bilhassa gençler, bak hayat sizin elinize emanet verildi. İnanın bu dövme meselesi, abdestini soruyorsunuz genellikle, abdesti bozar mı? Vallahi dövme yaptırmanın abdestten öte tehlikeli tarafı, Allah'tan izinsiz vücut üzerinde, yani imar planına aykırı binada değişiklik yapmak nasıl bir, bu belediye kanununda suçsa, Allah'ın yarattığı vücut üzerinde bizim değişiklik yapma hakkımız yok. Bu çok büyük bir vebal. Rahmetten mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Allah Allah, Allah korusun. Allah'ın rahmetinden mahrum kalma tehlikesi vardır diyor. Allah bütün yavrularımızı korusun. Cenab-ı Hak böyle dövmeydi, güzel görünme hastalığıyla Allah'ı gadaplandıracak kötü işlere Allah bizi düşürmesin. Bir telefonumuz var. Alo. 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 Buyurun. Hocam iyi sabırlar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz. Buyurun. Hocam sizi çok seviyorum. Öncelikle bunu bilmenizi isterim hocam. Allah sizi sevsin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah razı olsun hepimizi kardeşim. Hocam sorum şöyle olacak. Abimle yengem 12 yıllık evliler. Ama abim dini nikah inanmıyor. Dini nikah kıymadı yani. 12 yıl evvel dini nikah kıymadı. Evet. İnanmıyor buna ve annem ısrarla hani 12 yıl geçmesine rağmen her Allah'ın günü diyor ki hani git dini nikah kıy. Ve annemle abim hep tartışıyorlar. Evet. Bu günah mıdır? Yani dini nikah kıyılmaması günah mıdır hocam? Ama yani bu evlilik hani neye bağlı? Abin... Ama Müslüman bir insan, namazını kılıyor, orucunu. Müslüman ama inanmıyorum diyor. Dini nikah, hani resmi nikah varsa dini nikah gerek yok diyor. Anladım. Tamam. Hocam siz de işittiniz. Dini nikah diye bir şey var mıdır? Dini nikah kıyılmazsa o nikah nikah mıdır? Zor soru soruyor yani. Zor soru soracağım hocam. Biz de sizi evet, boşa efendim, çağırmadık. Şimdi tabii biz din adına konuşuyoruz. Eyvallah. Din Allah'ındır. Biz elçiyiz. Elçiye evet. Zeval olmaz. Olduğu gibi söyleyeceğiz. Şimdi evlenmek Allah'ın emridir. Fenkihu bekarlara emrediyor. Evlenin. Venkihul eyama evlilikten kaçanları da velilerine diyor. Bekarları evlendirin diyor. Evet. Hatta fakirlikten korkmayın diyor. Allah rızkını verecek diyor. İyekunu fukara. Bu ayetten dolayı Hazreti Ömer evlenmeden zenginlik peşine koşana şaşarım aklına diyor. Allah evlenen kapılarını açar diyor. Neyse yani İslam'da Allah Celle Celaluhu evlenmeyi emretmiş. Zina yapan adamın yapması muhakkak gibi görülen adamın evlenmesi farzdır. Şüpheli olanınki vaciptir. Bomba gibi sağlam ahlaklı olanın bile evlenmesi sünnet-i Mekke'dedir. Vacip ayarındadır. Evet. Peygamberler masumdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendine bütün nikahları evlenme hakkını kullanmış. Masumdu halbuki. Günah işlemezler peygamberler. Evet. Allah korur. Yani evlen bu kadar önemlidir. İnsan neslinin devamını istiyor Allah. O da tek yol var nikahla. Kadınla erkeğin evlenebilecek kimsenin birleşmesi. Bu nikahtan evvel nikah akdi iki Müslüman şahit huzurunda. İki Müslüman erkek şahit huzurunda. Kadınlar olmaz. Bir kadın, bir erkek, iki kadın olabilir. Ama 400 kadın olmaz. Allah'ın kanunu böyle efendim. Evet. Bir Müslüman erkek, kafirler de olmaz. Bir Müslüman veya iki Müslüman erkek, onların huzurunda evlenmesi caiz olan bir erkekle bir kadının kesin olarak evlendiklerini ifade eden, irade beyanlarını ifade eden, kesin ifade eden kelime. Ben sana eş olarak, hanım olarak, zevce olarak, zevceliğe helalle vardım. Evet. Vardım. O da aldım diyecek. Şimdi ha. Neden? Çünkü zina haram, kesin haram. İnnehu kâne fâhişe. Çok kötü bir şey. Hatta zinaya yakın olan şeylere yaklaşmayın diyor. Onlar da şey. Ama evlendikten sonra bu farz olur. Karının kocası, kocanın karısıyla birleşmesi haklarıdır, farzdır ona itaat etmesi. Neden? İnsan nesli devam edecek. Evet. Şimdi evvelce fahişe olan,
son derece kötü olan bir şey nikah akdiyle ne oluyor? Helal oluyor. İbadet oluyor. Tabii, sevap demişler oluyor. Demişler ki, ya Resulallah demişler, zevkimizi tatmin ediyoruz. Siz o zevkinizi zinada tatmin etseydiniz, haramda, günah işleyeceğim. Tabii ya Resulallah, helalda tatmin edince de sevap olur, ibadet olur demiş. Bu maksatla insan neslinin, müminlerin zürriyetinin neslin devamı maksadıyla böyledir. Evet, şimdi böyle haram, ibadet, sevap, bu kesin bir çizgi. Bu kesin çizginin ifadesi de kesin olmalıdır diyorlar. Ben fukahanın kitaplarının sözüne göre konuşuyorum. Şimdi medeni kanunumuzda, ben hukukçuyum. Medeni kanunumuzda, sen bunu eş olarak, İsviçre medeni kanunu tercüme edilmiştir. Sen bunu eş olarak seçiyor musun? Evet. Sen bunu eş olarak seçiyor musun? Evet. Evet, geniş zamandır. Geniş zamandır. Niçin? Şimdi mi evet? Şimdi de olur, sonra da olur. Bir hafta denedikten sonra mı evet? Ya belli değil mi? 3 tane daveti bastırmış adam masraf etmiş diyor şimdi. Hocalar itiraz ediyor bana. Evet, ben Fransız dercadan profesör oldum iş kanundan. Kanunları iyi biliyorum. Fransa medeni kanunda, kod sivilinde deneme süresi vardır. Denerler, ondan sonra ayrılırlar. İsterse ayrılabilir. Ayrılabilirler. Yani deneme süresi hukukta bile var şu anda. Yani. Hukukta bile var. Yani bir ay yatarlar kalkarlar, anlaşamadık. Şimdi onun için dinimiz, bak, haram ibadet oluyor. Resmi oradan nikahda da kesin ifade kullanmışsa, ha, kesin ifade, yani dini nikah evet, olması şart diye bir evet, şey yok. Evet, kanunun istediği. Evet, vardım. Evet, seçtim desin. Dün seçti, daha yatmadılar. Problem yok. Yarın seçtim olmaz ki, şimdi seçtim olur. Kesin ifade istiyorlar. Tamam. Ama birçok arkadaşımız medeni nikahın, resmi nikahın dini nikah yerine geçeceğini söylüyor. Hocam, ben şu konuşmamdan hesap vereceğimi biliyorum. O fetvayı veren kendisi o bir tarafta hesabını verecek. Benim gördüklerim kesin ifade olmalı. Evet, kanun istediği, evet seçtim, evet vardım diye evet, dımlamalı. Kesin ifade kesin kullanmalı. Ifade. Şimdi o arkadaşımız şimdi gene dine inanıyor mu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Müslüman diyor, inanıyor diyor. Evet. Söyledi, Müslüman biri. Ama yani dini nikaha gerek yok. Biz resmi nikah yaptık zaten. İşte belediye onu, nikahı yaptık. Onu da kendi kafasından o yeterli diyor. Söyleyemez. Diyanet zaten şey veriyor. Resmi nikahı geçerlidir caizdir diyor. Caizdir diyor. Diyor. Din kurulu bunu söylüyor. Ben tamam, o riske girmiyorum. Eyvallah. Ona dayanarak söylediyse yakasını kurtarır. Allah. Yani Diyanet'in fetvasına göre evet, böyle dediyse vebal onların olur. O kendini kurtarır. Allah razı gerek olsun. Yok demesin yani, bilmediği şey burnunu sokmasın. Değil mi? Yeni peki, kullar. Evet. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Ankara'dan arıyoruz. Buyurun. Evet, hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. Allah mübarek etsin. Allah razı olsun. Allah bütün ibadetlerimizi kabul etsin kardeşim. Buyurun. Evet. Amin hocam. Ben Cevat hocama bir soru sormak istiyorum ama. Tabii ki. Hocam ben 18 yıllık evliyim. Allah huzur versin. Eşimin durumu olduğu halde, atıyorum işte evi, arabası, arsası, ona ait mal varlığı olduğu halde sürekli bizi ev geçindirmekten kısıtladığı için ya da işte çocuklarımın ihtiyacını tam anlamıyla yerine getirmediği için ben de çalışmak zorunda kalıyorum. Ve sürekli cimrilik huyu olduğu için bu evlilikten çok yoruldum ve boşanmak istiyorum. Bunda çocuklarımla alakalı ya da işte eşimle alakalı kul hakkına girer miyim? Boşandığımda işte ne bileyim bir harama gitmiş olur muyum? Yani bir haram bir şey yapmış olur muyum diye merak ediyorum. Yani eşinizin ilgisizliğinden dolayı mı diyorsunuz? Maddi anlamda ben de yıpranıyorum. Öyleyse bu evliliği sürdürmeye gerek yok diye mi? Yoksa daha başka evliliğinizi olumsuzluğa sürükleyen efendim şiddettir, hakarettir, kötü bir durum var mı
Sadece maddi olarak destek olmadığı için mi boşanmak istiyorsunuz? Ya maddiyatta da maneviyatta da destek olmadığı için, beni tek başıma bıraktığı için yoruldum zaten. Anladım, anladım. Evet hocam. Şimdi efendim bu nikah meseleleri çok nazik konulardır. Evet. Bizim hocalarımız bunun yüzünden içeride yattılar çok. Ama biz bu nikah konusuyla ilgili konferans verdik. İzmir'den tüm Türkiye dolaştık. Ve açıkça söyledik, kanunları asla ihlal etmedik. Medeni kanunumuz resmi nikahtan sonra her Türk vatandaşı istediği dini merasimi icra edebilir der. 111. maddesinde. Bundan dolayı Yahudi nikah kıyabilir. Hristiyan kilise töreni yapabilir. Müslüman da dini nikahını kıydırabilir. Kanunen hak vardır. Ben o özel hayatta olanı şimdi arz edeceğim, söyleyeceğim. Buna dair bu konferanslarım çok ilgi gördüğü için ceza hakimlerine de incelettim ayrıca. Mutlu Evlilik'te kitap yazdım. Onu da gene vakfa bağışladım. Orada okusun bu hanımefendi kardeşimiz. Şimdi evlendikten sonra evin geçim şartlarını sağlamak kocaya aittir. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Allah'ın emri böyledir. Giyim, kuşam, yeme, içme, ev tedarik etme, ev masrafları kocanındır. Kocaya aittir. Evet, koca bunu sağlamak zorundadır. Sağlamazsa kul hakkını yer koca. Çocuğunun hakkını yer, karısının hakkını yer, kul hakkıdır. Allah da onu... Kocanın cimriliği boşama sebebi midir? Hayır. Kadına boşanma onu, hakkı işte, verir mi? Onu söyleyeceğim. Yani. Yoruldum diyor. Oraya geleceğim. Yıprandım yok. Manevi olarak bence, diyor. Bence boşanmak son derece vebali bir iş. Haksız yere boşanmaktan arş-ı âlâ silkinir diye. Yehtezü lizâlikel arş. Hadis-i şerif bu. O kadar vebali bir iştir. Şeytanın en büyük yaptığı şey yuva yıkmaktır. Onun için evlendikten sonra son derece mesela eşiyle hiç birleşemiyor adam, iktidarsız. Bu doktor raporuyla sabit olursa boşama sebebidir karının. Kadına boşama hakkı veya o zaman veya dinsiz verir. İman etmiyor. Boşama sebebidir zaten. Bu, şiddet, dövme şu bu. Şiddet, dövme sebebi mesela dini emirleri yerine getirmemekten dolayı ve izuhunne vehcuruhunne oku alt tarafını. Vadribuhunne var. Vadribuhunne. Değil mi? Evet. Bu dini şeyleri yerine getirmek için, eğitmek için son çare olarak böyle şeyler vardır. Böyle değil de çok zulmediyorsa, çok çekilmeyecek şekildeyse, efendim içim almıyor. İşte efendim şey, hakim kararı. Yok yok, o kadar değil. Çekilmeyecek şekilde. Medeni kanunda da öyledir. Çekilmeyecek derecede geçimsizlik ayrılma sebebidir. İslam'da da artık kimse bunu dayanamaz şeklindeyse o zaman kadının boşanma hakkı vardır. Yani ama bunu da kendi değil, kadıya gidecek. Kadıya ispat edecek, o ayıracak. Evet. Boşanma hakkı erkektedir. Sadece bu şey konularında hakime ait olur. Erkektedir, kocadadır. Bence öyle ruhlarımız... Bu hanım kardeşimiz yuvasını yıkmasın. Yıkmasın, sabretsin, cennet sebebidir. Değil mi? Derecesi evet. Yükselir. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.